Görme dediğimiz olay nasıl gerçekleşiyor? Göz bebeği ne işe yarar, retina ne işe yarar ya da gözümüz bozulduğunda daha net görememeye başladığımızda gözlük denen cam parçalarını neden kullanıyoruz? Gözümüzün önüne bir cam parçası koyduğumuzda ne değişiyor da net görmeye başlıyor? Veya çok uzaktaki gök cisimlerini, ayı, bazı gezegenleri, teleskop yardımıyla nasıl daha yakında ve büyük görüyoruz? Hangi araçlar bunu bize sağlıyor? Ya da tam tersi çok küçük cisimleri, böcekleri ya da daha küçük canlıları mikroskop dediğimiz aletle nasıl daha büyük hale getiriyoruz? Nasıl daha büyük görüntüler elde ediyoruz. Bunun için neler kullanıyoruz? İçeride neler dönüyor? İşte bunların hepsinin cevabı bugünkü dersimizin konusunda. Yani merceklerde biz sizinle ışığın nasıl yansıdığını konuştuk. Sonra uygulama alanlarına baktık. Yani aynalara baktık. Düzlem aynalara baktık, küresel aynalara baktık. Sonra ışığın başka ortama geçtiğinde kırıldığını öğrendik. Işığın kırılmasını konuştuk. Şimdi de onun uygulama alanlarına geçiyoruz. Yani merceklere geçiyoruz. Yine her zamanki gibi meşhur genel kültür bilgimizle başlayalım. Biraz etimoloji yapalım. Yeni öğrencilerimizi de bu bilgiden mahrum etmeyelim. Mercek dediğimiz şeyin İngilizcesi lens. Gözünüz bozulduğunda gözünüze yapıştırdığınız şey ya da gözlüğün ta kendisi birer lens aslında. Lens kelimesi Latince'den İngilizce'ye geçmiş ve Latince'de lens aslında mercimek demek. Birazdan öğreneceğimiz lensler mesela şu arkadaş bayağı bildiğimiz bakliyat olan mercimeğe benziyor. O yüzden bu İngilizceye geçerken lens kelimesi kullanılmış. Bu lensi Türkçeye çevirirlerken de aynı mantığı niye biz kullanmayalım demişler. Biz ona mercimek diyoruz. Şekli ona benzeyen optik aletlere de mercek diyoruz. Etimolojiyi bitirdiysek fiziğe geçebiliriz. Gençler mercekler aynı aynalar gibi ışığı kontrol etmemize yarayan günlük hayatta kullandığımız optik araçlardır. Işığa hükmederiz biz mercekler sayesinde. Aynalarda yansıma sayesinde bunu yapıyorduk. Mer lerde kırılma sayesinde bunu yapıyoruz. Işığın yönünü değiştiririz, doğrultusunu değiştiririz, yeni görüntüler oluştururuz. Bir noktada toplayabiliriz ya da bir noktadan saçılıyormuş gibi dağıtabiliriz. Yani onları kontrol ederiz. İşte bu işlemleri yapabilen en az bir yüzeyi küresel olan iki yüzey arasındaki saydam ortamlar mercek olarak isimlendirilir. Bir kalıp hayal edin. İçine böyle sıvı cam, erimiş haldeki camı doldurabildiğim, sonra onu donduracağım bir kalıp hayal edin. R1 yarı çaplı bir küre, R2 yarı çaplı bir küre. Bunları böyle üst üste bindirdim. Böyle bir kesişim bölgesi var. İşte o kesişim bölgesini sıvı camla doldurursam ve onu dondurursam elde ettiğim bu katı malzeme saydam bir camdır. ışığı geçirebilen bir camdır ve bir mercek görevi görür. Işığı kıran bir optik alet haline gelir. Biz bu arkadaşa ince kenarlı mercek deriz. Niye bu ismi veririz? Çünkü şu orta kısmına göre uç kısımlar daha ince de ondan. Bu uç kısımlara bakarak ona ince kenarlı mercek ismini veriyoruz. Aynı kalıbı üst üste bindirmiyoruz. R1 yarıçaplı bir küre var, R2 yarıçaplı bir küre var. Bunlar birbirlerinden ayrılar. Aralarında bir boşluk var. İşte o boşluğu sıvı haldeki erimiş camla doldurursanız, saydam bir malzemeyle doldurursanız ve onu dondurursanız bu boşlukta elde ettiğiniz şey saydam bir katı olan camdır. Bu arada cam olmasına da gerek yok. Plastik de olabilir. Yeter ki saydam olsun. ışığı geçirsin. Bu da bir mercektir. Ama bu kalın kenarlı bir mercektir. Çünkü şu orta kısmına göre buralar daha kalındır. Uç kısımlara bakarak buna kalın kenarlı mercek ismini veririz. Biz bu iki tür mercekle uğraşıp duracağız. İnce kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercek. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor. İnce kenarlı merceği nasıl yapıyoruz? Az önce gördük aslında. Fakat tanımımıza baktığımızda en az bir yüzeyi küresel olmalı diye bir şey vardı. Bizim yukarıda konuştuğumuz şey iki yüzeyde küresel. İki farklı küreden alınmış, iki farklı eğriliğe sahip kürelerde böylece bir mercek elde etmiştik. Bir yüzeyi düz bir merceğiniz de olabilir. Yani bir küre kalıpla şöyle bir dikdörtgen kalıbı üst üste bindirirseniz oradaki kesişim noktasını sıvı camla doldurursanız o katılaştığında artık nur topu gibi bir ince kenarlı merceğiniz olur. Bir yüzeyi küre diğer yüzeyi düzdür. Bu da ince kenarlı mercektir. Çünkü orta kısmına göre şu uç kısımlar daha incedir. Bu bir ince kenarlı mercek, bu bir ince kenarlı mercek, bu da bir ince kenarlı mercek gösterimi. Yani biz sorularda hep bunları görmeyi beklememeliyiz. Bazen de şöyle bir ok çizer ve uçlarındaki ok işaretlerini bu şekilde çizer. Bunu gördüğümüzde diyeceğiz ki bu ince kenarlı mercektir. Bunu da şuradan çağrışım yaptırabilirsiniz. Merceğin türünü uçlarına bakarak belirlediğimizi söylemiştim. Burada şu şekiller olduğu için ince kenarlı merceğin şematik gösteriminde okları yönü aynı. Buna benzer olacaktır. Hava ortamında bulunan ince kenarlı cam bir mercek ışığı toplar gençler. Gördüğünüz gibi paralel gelen 3 tane ışın ince kenarlı mercekten geçiyor, kırılıyor ve bir noktada toplanıyor. O noktaya bu ince kenarlı merceğin odak noktası diyeceğiz çünkü orada paralel gelen ışınlar odaklandılar. İnce kenarlı mercek aynı çukur ayna gibi ışığı toplama özelliğine sahip. Yani bu merceğin ortasından geçtiğini düşündüğümüz asal eksene ışınları yaklaştırır. Bu arkadaş gelir, mercek tarafından kırılır ve asal eksene yaklaştırılır. Bu arkadaş gelir, mercek tarafından kırılır, asal eksene yaklaştırılır. Toplama dediğim şey budur, asal eksene yaklaştırmak. Peki bunu nasıl yapıyor ve neden hava ortamındaki cam mercek diye özellikle belirttim? Bakın şurada basit bir çizim yapabiliriz. Kırılma kanunlarını öğrendik. Benim anlatmama da gerek yok, siz de anlayabilirsiniz zaten. Deneyde izlediğimiz gibi asal eksene paralel bir ışın göndersem, şöyle eğrisel bir yüzeye, küresel bir yüzeye ışınım geldi. Burası hava ortamı olsun, merceğimizi de camdan yapmış olalım. Farklı indisler. Şunu unutmayacağız tabii ki, hava ortamının indisi daha küçüktür camdan. Yani ben şu an az indisten çok indisli ortama geçiyorum. Kırılma kanunlarını hatırlayalım. Normale ihtiyacım var. Işığın geldiği bu noktaya normal çizmem lazım. Normal o noktadaki yüzeye dik çizgi. E küresel bir yüzey. Normali nereden çekiyorduk? Merkezden çekiyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla bu eğrisel yüzey kime ait? Sağdaki küreye ait. Sağdaki kürenin merkezi neresi? Burası. O zaman bu noktadan ışığın çarptığı yere normal çizgimi çektim. Bu arkadaşın orijinal rotası bu. Dümdüz gidiyordu. Ama şu an cam ortamına geçiyoruz. Çok indise geçiyoruz. Yavaşlıyoruz. Kestirmeden gitmemiz lazım. Normale yaklaşacağız. Azdan çoka geçerken normale yaklaşılır ve şöyle kırılır. Şimdi başka bir eğrisel yüzeye geldim. Yeni bir normal çizmeliyim. Bu eğrisel yüzey soldaki küreden alınmadır. O zaman soldaki kürenin merkezinden oraya bir normal çekmeliz. Orijinal rotamız şöyle bir şey ama ben şu an camdan havaya geçiyorum. Yani çok indisten az indise geçiyorum. Normalden uzaklaşmam lazım. Normal bu tarafta. Orijinal rotam bu. Normalden uzaklaşmak demek. Atıyorum şöyle falan gitmek demek. Gördüğünüz gibi asal eksene paralel adam asal eksene yaklaştırıldı. Bir noktada toplandı. Aynısını aşağıdan da gönderebiliriz. Benzer şekilde kırılacaktır. Burada bir daha kırılacaktır. Ve bu iki arkadaş bu noktada odaklanacaktır. İnce kenarlı mercek bu toplama işini aynen böyle yapıyor. Peki bu merceğin niye hava ortamında olması özellikle belirtildi? Çünkü ortam değişirse kırılma özellikleri değişebilir. Işınınız farklı doğrultulara gidebilirler. Burası hava ortamı olmasaydı da elmas bir ortam olsaydı. Elmasın ne özelliği var? Elmasın indisi camdan daha büyük. Camın indisi 1.5, elmasın indisi 2.4. Yani ışık çok indisli ortamdan az indisli ortama geçecek merceğe girdiğinde. Aynı çizim yapar mıyız? Hayır yapmayız. Bakalım nasıl olacak? Şimdi elmas ortamından asal eksene paralel ışınımı şöyle gönderdim. Elmastan cama geçeceğim. Çok indisten az indise geçeceğim. Her yer elmas. Hava diye bir şey yok şu an. Bu eğrisel yüzeyin normali o eğrisel yüzeyin merkezinden çizilir. Bu merkezden normalimi çektim. Elmastan cama geçtiğim için çok indisten az indise geçtiğim için normalden uzaklaşmam lazım. Orijinal rotam buysa normal aşağıdaysa yukarıya gitmem lazım. Normalden uzaklaşma bu demek çünkü. Şimdi geldim diğer eğrisel yüzeye. Bu eğrisel yüzeyin merkezi soldaki merkez. Buradan normal çekmeliyim. Şöyle bir normal çektiğimi düşünüyorum. Orijinal rotam bu kırmızı çizgi aslında. Böyle gidemem. Ortam değiştirdim. Camdan elmasa geçiyorum. Az indisten çok indise geçiyorum. O zaman normale yaklaşacağım. Şöyle falan gitmem lazım. Asal eksene paralel gelen ışın asal eksenden daha da uzağa gönderildi. Işığı dağıttı bu sefer. Şekil ince kenarlı mercek ama davranış bambaşka. Aynısından aşağıda da ışın gönderseydim benzer şekilde kırılır. Onu da asal eksenden uzaklaştırırdı. Dağıtırdı. Buna karakter ter değiştirme deniyor. İnce kenarlı mercek ışığı toplarken şu an dağıtan bir pozisyona girdi. Çünkü dışarıdaki indis, içerideki indisten fazla. Günlük hayatta bizim ortamımız genelde hava olduğu için ve merceklerde camdan, sudan ya da plastikten yapıldığı için bunların hepsinin indisi havadan büyük. Hep dışarısı az indis, mercek çok indis. Dolayısıyla ince kenarlı mercek deyince aklımıza hep toplama geliyor. Ama böyle olağanüstü şartlar oluşturursan şekil ince kenarlı mercek olur ama davranış toplama değil, dağıtma olur. Ki dağıtana da kalın kenarlı mercek diyoruz. Birazdan öğreneceğiz. Bakın burada bir mercek tasarımı görüyorsunuz. iki tane küre üst üste bindirilmiş bir kağıt parçası kesişim noktası olarak kesildi. Şu an şekil olarak bir ince kenarlı mercek şeklimiz var ama ortada mercek falan yok. Sadece bir kağıt parçamız var. Onun altına bir plastik koyacak. Üç boyutlu hale getirmek için. Ve şekildeki gibi böyle gemi gibi bir şey yaptı. İçerisinde hava var. İşte mercek kısmı orası. Havadan oluşmuş bir mercek yaptı şu an. İçerisinde hava olan bu merceği bir kaba yerleştiriyoruz ve bu kabın etrafını suyla dolduracağız. Yani dışarıdaki ortam su, içerideki ortam hava. Suyun indisi havadan daha büyük. O zaman o zaman mercek karakter değiştirir. İnce kenarlı mercek normalde ışığı toplarken şimdi biz bunun ışığı dağıttığını göreceğiz. Bakın ışığı dağıtıyor. Asal eksenden şu ortadaki çizgiden uzaklaştırıyor. Çünkü içeride hava var dışarıda su var. Karakter değiştirme. Şimdi de kalın kenarlı mercek yapalım. Bunu zaten az önce göstermiştim. İki tarafı da küresel. Ama iki tarafında küresel olması şart değil. Burada gördüğünüz gibi bir tarafı düz de olabilir. Bunu nasıl yaparsınız? Yine küresel bir kalıp oluşturursunuz. Bir de böyle dikdörtgen prizma gibi bir kalıp oluşturursunuz. Bunlar üst üste binmez ince kenarlı mercekte yaptığımız gibi ayrı tutulurlar, aralarında bir boşluk oluşturursun, buraya sıvı bir malzeme dökersin, onu dondurursun, camdan olabilir, plastikten olabilir, hatta su olabilir, fark etmez. Elde ettiğin şey kalın kenarlı bir mercek olur, çünkü ortasına göre bu uç kısımlar, kenarlar daha kalın. O yüzden buna kalın kenarlı mercek diyoruz. İki tarafı küresel kalın kenarlı mercek, bir tarafı düz, bir tarafı küresel kalın kenarlı mercek. Ya da bunun şematik gösterimi şu arkadaş. Bu nereden geliyor? Bunu gördüğümüzde bunun kalın kenarlı merceği anlattığını nereden anlayacağım? E bu uç kısımlarını Dikkat et. E bu uç kısımlar şuraya benzemiyor mu? Veya bu alt kısma baktığımda bu arkadaşlar birbirine benziyorlar. Dolayısıyla bu şematik gösterimi sorularda gördüğümüzde kalın kenarlı merceği yapıştırıyoruz. Bakın bu arkadaş hava ortamında bir kalın kenarlı mercek. Plastikten ya da camdan yapılmış. Asal eksene paralel gelen bu 3 tane ışını asal eksenden uzaklaştırmış, dağıtmış. Kalın kenarlı mercekler, hava ortamında bulunan kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtırlar gençler. İnce kenarlı toplarken bu arkadaş dağıtıyor. İnce kenarlı topluyordu. Topladığı noktaya odak diyorduk. Aynı çukur ayna gibi. Kalın kenarda tümsek gibi dağıtıyor. Tümsekte uzantıların kesiştiği yer odak noktasıydı. Benzer bir şey burada da var. Yani bu arkadaş geldi dağıldı. Uzantısı şöyle bir yere gitti. Bu arkadaş dümdüz gitti. Bunun uzantısı böyle. Bu arkadaş geldi dağıldı. Bunun da uzantısı şöyle bir yere gitti. Uzantılar burada bir yerde kesiştiler. İşte bu da kalın kenarlı merceğin odak noktasıdır diyebiliriz. Uzantı odak olacak şekilde dağıtır. Bunu nasıl yapıyor ve niye hava ortamında diye özellikle belirttim. Bakalım. Şu benim kalın kenarlı merceğim. Biraz daha kolay çizebilmek adına büyüttüm ben bunu. Asal eksene paralel bir ışın gönderiyorum. Kalın kenarlı mercek dağıtır dedim. Niye dağıtın anlamaya çalışıyor. Şöyle bir eğrisel yüzeye geldik. Normal çekeceğim. O eğrisel yüzeyin merkezinden şöyle bir normal çektim. Dışarısı hava ortamı, içerisi cam ortamı. Yani az indisten çok indise geçiyoruz. Günlük hayattaki kullanım bu şekilde genelde. Azdan çoka geçerken normale yaklaşmalıyım. Bu arkadaşın orijinal rotası dümdüz. Normal yukarıda. O zaman ben normale yaklaşacağım. Geldim buraya. Bu eğrisel yüzeye normal için buradaki merkezi kullandım. Camdan havaya geç geçiyorum. Çok indisten az indise geçiyorum. Orijinal rotam bu. Çoktan aza geçerken normalden uzaklaşmam gerekiyor. Şu normale yaklaşma olur. Şu normalden uzaklaşma olur. Dolayısıyla ışığı asal eksenden uzaklaştırdım yani dağıttım. Benzer bir şey aşağıda da çizebiliriz. Burada böyle kırılırız. Burada böyle kırılırız ve ışığı dağıtmış oluruz. Bu merceğe de karakter değiştirtelim. Dışarısı hava ortamı olmasın. Dışarısı camdan daha büyük indisi bir ortam olsun. Mesela elmas ortamı olsun. Elmasın indisi camdan daha büyük. Merceğimiz daha küçük indisi bir ortam olarak kaldı. Artık kırılma böyle olmayacaktır. Asal eksene paralel ışınımı gönderdim. Bu eğrisel yüzeyin merkezinden normalimi çektim. Bu sefer elmastan cama geçiyoruz. Çok indisten az indise geçiyoruz. Orijinal rotam bu. Yukarıda normal var. Çoktan aza geçtiğim için normalden uzaklaşmalıyım. Normal yukarıda ben daha aşağıya gitmeliyim. Normalden uzaklaşmayı şöyle falan çizebiliriz. Bu eğrisel yüzeyin merkezi bu M2. Buradan normalimi çektim. Camdan elmasa geçiyorum. Az indisten çok indise geçiyorum. Azdan çoka geçerken normale yaklaşırız. Orijinal rotamız şöyle çapraz bir şey. Normale yaklaşmak demek bu demektir. Aşağıda da benzer bir şekilde ışın gönderirseniz, benzer bir şekilde kırıp bu arkadaşları bu noktada toplarsınız. Şekil kalın kenarlı mercek davranış, ince kenarlı mercek. Karakter değiştirdi. Çünkü dış ortamın indisi merceğin indisinden büyükse merceğiniz karakter değiştirir. Topluyorsa dağıtır, dağıtıyorsa toplar. Az önce deneyini izlediğimiz gibi. Küresel aynalarda öğrendiğimiz gibi bazı özel noktalar var merceklerde de. Küresel aynalarda tepe noktası vardı, odak vardı, merkez vardı, 3f vardı, 1,5f vardı. Benzer şeyler burada da var ama ufak tefek değişiklikler var ve bazı dikkat edilmesi gereken kavram yanılgıları var. Mesela tepe noktası diye bir şey yok. Onun gibi olan optik merkez dediğimiz bir nokta var. Şu kesikli çizgi asal eksen merceği tam ikiye bölüyor. Yani bunun üstüyle altı aynı uzaklığa sahip diyebiliriz. Buraya 90 derecelik açı yapıyor. Buralarda 90 derecelik açı yapıyor. Aynı şey kalın kenarlı mercek için de geçerli. Asal eksen merceği tam ortadan bölüyor gibi düşünülebilir. İşte mercekle asal eksenin kesiştiği bu nokta optik merkez dediğimiz noktadır. Küresel aynalarda merkez dediğimiz bir nokta vardı. Yani şöyle bir çukur ayna hayal ettiğimde buna bir asal eksen çizdiğimde şöyle bir M noktası işaretliyordum. Buna merkez diyordu Bunun vasfı neydi? Aslında bu aynanın yapıldığı kürenin merkezini temsil ediyordu o arkadaş. Bir diğer ismi eğrilik merkeziydi. Hatta şu mesafeye de eğrilik yarıçapı diyorduk. Benzer bir eğrilik merkezi merceklerde de var. Hem de iki tane. Çünkü burada iki tane yüzey var. Küresel aynadaki gibi tek bir tane değil. Sol tarafta bir yüzey var. Sağ tarafta da bir yüzey var. Sol taraftaki arkadaşın merkezi şurası iken sağ taraftaki arkadaşın merkezi burası. İki tane eğri merkezi var. Kalın kenarlı mercekte de aynı şekilde. Fakat geldik en önemli yere. Küresel aynalarda merkez dediğiniz şey, küresel aynalarda merkez dediğiniz şey iki tane odak uzunluğu demekti. Odak tam bunun ortasındaydı. Bir odak artı bir odak uzaklığı daha bana merkezi veriyordu. Eğrilik yarıçapı iki tane odak uzaklığı demekti. Hatta bu odak noktasının yerini işte bu R belirliyordu. Küresel aynam ne kadar düzse o kadar büyük bir küreden alındım demekti. R çok büyüktü. Bunun tam orta noktası olan odak da çok büyüktü. Ayna ne kadar küçük bir küreden alındıysa o kadar kavisli hale geliyordu. Yarıçap küçük, odak da küçük oluyordu. Merceklerde merkez eşittir iki tane odak uzaklığıdır ilişkisi yok gençler. Çünkü burada odak uzaklığını değiştiren bir sürü faktör var, birazdan konuşacağız. O yüzden merceklerde merkez noktası da denmez. Merkezi temsilen biz burada iki odak diyeceğiz. 2f diyeceğiz. Merkez lafını kullanmayacağız. Çünkü merceklerde odak uzaklığı sadece bu eğrilik yarıçaplarına bağlı değil. Şuradaki eğrilik yarıçapı 20 cm olur ama senin odak uzaklığın tam 10 cm metrede olmak zorunda değil. Ola da bilir ama 5'te de olabilir, 25'te de olabilir. Odak uzaklığını etkileyen faktörler var. Bu dersin en önemli yerlerinden bir tanesi burası. Çünkü bununla ilgili direkt bir kazanım var. Aynı küresel aynalarda konuştuğumuz gibi odak uzaklığını belirleyen faktörler. Küresel aynalar çok basitti. Aynanın şekli şemali odak uzaklığını belirler. O da eğrilik yarıçapı ile ilgiliydi. Küresel düze düzemi yakın, çok mu kavisli? O da sadece bu belirliyordu. Ne ortamı odak uzaklığını etkiliyordu, ne renk etkiliyordu, hiçbir şey etkilemiyordu. Sadece eğrilik yarıçapı. Ama mercekler öyle değil. Çünkü mercekler yansıma değil kırılma prensibine göre çalışır. Kırılmayı etkileyen her şey odak uzaklığını da etkiler. Mesela ben buraya ince kenarlı bir mercek koydum. Şu benim ince kenarlı merceğim. Bu arkadaşın tam ortasından bir asal eksen çiziyorum. Bu benim asal eksenimi temsil etsin. Kırmızı renkli ışığımı gönderdi. Şuradaki düz yüzeye 90 dereceyle geldiği için kırılmadı. Buradaki küresel yüzeyde camdan havaya geçtiği için normalden uzaklaşarak kırıldı. Ve genel görüntüye baktığımızda ince kenarlı mercek ışığı toplamış oldu. Karakter değiştirmedi. Çünkü dışarıda hava var, içeride cam var. Günlük hayatla uyumlu bir örnek. Şu nokta benim odak noktamdır diyebilir. Merceklerde odak uzaklığını etkileyen birinci faktör ortam yani indisler. İndisler değişirse odak değişir. E zaten az önce gördük. Adamlar karakter bile değişiyordu. Bırak odağı. Toplayan adam dağıtmaya başlıyordu. Şimdi dışarıda hava var, içeride cam var. Merceği camdan değil de sudan yapsaydım. Burası su dolu bir kap olsaydı. Bakın camdan suya doğru getiriyorum. Işığın nasıl kırıldığına, nasıl değiştiğine dikkat edin. Bak su yaptığımda artık asal ekseni bambaşka bir yerde kesiyorum. Yeni odak noktam burası. Merceğim sudan yapıldı odak burası. Merceğim camdan yapıldığında odak burası. Merceğin şekli değişti mi? Hayır. Eğrilik yarıçapları, boyutlar, şekiller, şemaller hepsi sabit ama odak değişti. İşte o yüzden eğrilik merkezi iki tane odaktır diyemiyorum. E bu adamın şekli belli. Bir tane merkez noktası var. Bu kürenin merkezi var. E, odak sürekli geziyor. Nasıl iki kat oran olsun ki aralarında? Olmaz. O yüzden merceklerde merkez noktası diye bir şeyden bahsetmeyeceğiz. 2F'den bahsedeceğiz. O 2F diye tarif ettiğim yer küresel aynalardaki gibi eğrilik merkezini değil iki tane odağı temsil edecek. Neden odakta daha uzağa kaydı. Çünkü camın indisi 1.5. Havanın indisi 1. Aradaki indis farkı 0.5'ti. Buna göre bir kırılma vardı. E sen su yaptığında 1.33 indis farkı azaldı. İndis farkı azalırsa kırılma azalır. Bu adam normalde dümdüz gidiyordu. O düz rotaya daha yakın gitti. Orijinal rotasına yakınlaştı. Kırılma azaldı. Çünkü indis farkı azaldı. Hatta ben bu merceğin indisini daha da azaltırsam, sudan da azaltırsam havaya doğru yaklaştırıyorum. Bakın kırılma azalıyor. Odak iyice ilerlere gitti. Dışarısı hava, içerisi hava. Merceğin de havadan oluşmuş. Kırılma yok. Çünkü her yerde aynı ortam var. Odak noktası nerede? Sonsuzda. Asal ekseni kesmiyor. Asal eksene paralel gidiyor. İki paralel çizgi sonsuzda kesişir bilgisinden yararlanarak odak noktası sonsuzdadır gibi bir yorum yapabiliriz. Bu sefer dışarıyı değiştiriyorum. Dışarıyı su yaptığımda bakın karakter değiştirdi. İnce kenarlı mercek ışığı dağıtmaya başladı. Asal eksenden uzaklaştırmaya başladı. Kalın kenarlı gibi davranmaya başladı. Az önce öğrendik. Dışarısı büyük indiz, içerisi küçük indis olursa karakter değiştiririz. Şimdi gelelim odak noktasını etkileyen ikinci faktöre. Eğrilik yarıçapına. Yani aynı küresel aynı olduğu gibi şekle şemale. Şimdi senin merceğin küçük kürelerden yapıldıysa şöyle küçük bir küre, bir tane daha küçük bir küreyi şöyle kesiştirdim. Bunların kesiştiği yer bir ince kenarlı mercek şu an. Eğrilik yarıçapları da şu merkezlerin yüzeyleri olan uzaklıklarıyla ilgili. Eğer ben bu merceği büyük kürelerden yani büyük eğrilik yarıçaplı kürelerden oluşturursam, mesela bir tanesi şöyle olsun, diğeri de böyle olsun. Bu kesişim noktası ince kenarlı merceğimdir. Yalnız burada kesiştirirken dikkat etmelisiniz. Mercekler birbirine benzemeli boyut olarak. Yoksa kafanız karışabilir. Mercekler aynı boyutlarda olsun ki kıyaslama yapabileyim. Hangisi daha kavisli duruyor, hangisi düz duruyor? Yani siz tutup da şöyle kocaman küre çizersiniz yine. Kesişim noktası şurasıdır dersiniz. Bunların eğriliklerini kıyaslarken kafanız karışabilir. Normalde buradan da yaparsınız ama hiç gerek yok. Boyutlarını eşit düşünelim. Şekilden de direkt anlayabilelim kolaylıkla. İki merceğin boyutlarını yakın çizdim. Hangi mercek daha kavisli duruyor? Hangi mercek daha düz duruyor? E şuradaki kavise dikkat edin. Bir de şuradakine dikkat edin. Sağ taraftaki daha düz. E çünkü bu eğrilik yarıçapı büyük kürelerden oluşturuldu. Bu eğrilik yarıçapı küçük kürelerden oluşturuldu. Aynı aynalarda olduğu gibi kavis arttıkça odak uzaklığı küçülür. Kavis büyüdükçe odak uzaklığı büyür. Yani mercek ne kadar düzse odak uzaklığı o kadar fazladır. Şöyle bir akıl yürütme yapabiliriz. Bakın şöyle bir oldukça kavisli eğrilik yarı çapı küçük bir mercek çizdim. Paralel bir ışın gönderdim. Odaktan geçirdim. Asal ekseninde şöyle bir şey olsun. Hocam iki defa kırmanız gerekmiyor muydu? Burada bir defa kırdınız geçirdiniz. Evet burada da kırılma olur. Burada da kırılma olur ama her seferinde böyle uğraşmayacağım. Artık topladığını öğrendim. Tek seferde kırıp şurada odaktan geçirebilirsiniz. Şimdi bu ne kadar düzleşirse odak o kadar ileriye gider dedim. Fizikte uç noktaları düşünmek her zaman kolaylık sağlar. O kadar düzleşsin ki bu kavis hakikaten dümdüz olsun. Yani benim merceğim böyle dümdüz bir dikdörtgen prizma gibi olsun. Asal ekseni de aynı şekilde şöyle çizelim. Şimdi ben böyle bir ışın göndersem buraya 90 dereceyle geliyor. Kırılır mı? Kırılmaz. Dümdüz gider. Buraya da de 90 dereceyle geldi. Kırılır mı? Kırılmaz. Dümdüz gider. Asal eksene paralel geldim. Asal eksene paralel gidiyorum. Hiç doğrultumu değiştirmedim. Odak nerede? Odak sonsuzda. Mercek düzleştikçe yani eğrilik yarıçapı arttıkça odak uzaklığı artar. Ne kadar kavisli mercek o kadar kırıcı mercek, o kadar yakına toplayan mercek. Mercek düzleştikçe, yani bu yarıçap arttıkça odak o kadar ileriye gidiyor. Kırıcılık azalıyor. Bakın burada bir merceğim var. Sol tarafta, sağ tarafta eğrilik yarıçaplarını eğri ayarlayabiliyorum. Biz lise müfredatında aynı çukur aynalarda söylediğim gibi özel bir durumu inceliyoruz aslında. Asal eksene paralel geliyor dediğim ışınlar hakikaten asal eksene çok yakından geliyorlar. Asal eksenden uzaklaştıkça küresel sapma dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bu simülasyon aslında onu gösteriyor. Bakın paralel gelen ışınlar başka noktalarda asal ekseni kesmişler. Bizim onunla işimiz yok. Biz tek bir noktada kestiğini düşünüyoruz. Çünkü biz çok yakından gönderdiğimizi düşünüyoruz. Küresel aynalarda aynı şeyi söylemiştim size. O yüzden buraya takılmayın. Farklı farklı noktalara gittiği bizi ilgilendirmiyor. Hepsi tek bir noktaya gitmiş gibi hayal edin. Şimdi bakın, sol taraftaki yüzeyin eğrilik yarıçapını azaltıyorum. Yani kavisli bir hale getiriyorum. Odak ne oldu? Sola doğru geldi. Burası sıfır noktasıydı. Şu an 4-5 civarlarına geldik. Ben bu yüzeyin eğrilik yarıçapını azaltırsam yani düzleştirirsem odak sağ tarafa kayar. 8-9'lara kayar. Düzleştikçe o ilerliyor. Tabii iki yüzey var. İkinci yüzeyle de oynayayım. Eğrilik yarıçapını azaltıyorum, kavisli hale getiriyorum. Yakına geliyor odak. Eğrilik yarıçapını arttırıyorum, yani düz hale getiriyorum. Odak uzağa gidiyor. İki tarafı da dümdüz yaparsam, bakın incecik bir merceğiniz var. Şu an eğrilik yarıçapı inanılmaz büyük. Odak 100 birime gitti. Bundan daha sonu da yok zaten. Daha fazla bu simülasyon ilerlememe izin vermiyor yani. Zaten ışınlar neredeyse paralel hale geldiler. Sonsuza gitti olarak bile düşünülebilir. Geldik son değişkenimize. Odak uzaklığını değiştiren son faktör ışığın rengi. Işığın rengi değişirse odak uzaklığı değişir. Bakın burada bir ince kenarlı merceğim var. Asal eksen çizilmiş. Beyaz ışık gönderiyorum. Aslında ben bunu bir önceki dersimiz olan kırılmanın soru çözümünde az buçuk anlatmıştım size. Orada bununla ilgili bir soru vardı. Mecburen anlatmak zorunda kalmıştım. Burada daha detaylı anlatacağımı söylemiştim. Şimdi geldim oraya. Biz optikte görünür ışığı inceliyoruz. Bizim göremediğimiz ışıklar da var. Elektromanyetik dalgaları öğrendiğimizde öğreneceksiniz. Bir sürü ışık çeşidinden biz görebildiklerimizi inceliyoruz diyoruz optikte. Ve bütün bunların toplamı beyaz ışıktır. Beyaz ışık dediğiniz şey kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerden oluşur. Yani aslında gökkuşağı renkleri. Çünkü güneşten gelen beyaz ışık yağmur damlalarında kırılırlar. Her renk farklı kırıldığı için o renkler ortaya çıkar. Üst üste geldiklerinde hepsi beyaz. Ama ayrıştırıldıklarında ki bir su damlası bunu yapar. Renkler açığa çıkar, görünür olurlar. İşte biz o görünür olmaya gökkuşağı diyoruz. Kırmızıdan mora doğru gittikçe gençler ışığın, o elektromanyetik dalganın enerjisi artıyor. Ve kırılma az azalıyor. Kırmızı en az kırılan renktir, mor en çok kırılan renktir. Neden? Bu tamamen enerji ile ilgili. Bu renklerin yani bu elektromanyetik dalgaların enerjileri var. Hepsi farklı farklı enerjiye sahip. Kırmızının enerjisi daha az, morun enerjisi daha fazla. Şimdi kırılmanın mantığını nasıl açıklamıştık? Fermat prensibi açıklamaya çalışmıştık. Daha doğru açıklamaları olduğunu söylemiştim ama lise müfredatında bize Fermat yeterlidir. Işık iki nokta arasını mümkün olan en kısa sürede gider. Öyle bir rota tercih etmek zorundadır. En kısa sürede nereden gidecekse onu tercih eder. Şimdi şöyle ayrıcı bir yüzey var. Burası hava olsun. Burası su olsun. Bu da bizim normal çizgimiz olsun. Ben buradan kırmızı renkli bir ışın gönderiyorum. Su ortamında yavaşlayacak, oradaki atomlarla moleküllerle etkileşecek ve zaman kaybedecek. Bu yüzden kestirmeden gidecek. Mor rengim yok o yüzden mavi üzerinden anlatıyorum. Aynı doğrultuda mavi gönderirsem o da su ortamına geçti. O da yavaşlayacak ama daha çok yavaşlayacak. O yüzden daha kestirmeden gitmek zorunda. Bu adamlar şu seviyeye ulaşacaklarsa mavi daha fazla vakit kaybeder. O yüzden daha kestirmeden gider. Niye daha fazla vakit kaybeder? Çünkü mavinin enerjisi kırmızıdan daha büyük. Enerji büyükse daha çok atomla muhatap olursun. Daha çok vakit kaybedersin. Daha çok atomu uyardığın için zaman kaybın artar. Mecburen daha kestirmeden gidersin. O yüzden renkler farklı kırılırlar. Çünkü farklı enerjilere sahipler. Bu beyaz ışığın orijinal rotası bu. Orijinal rotadan en az sapan kırmızı, en çok sapan mor. Çünkü kırmızıdan mora doğru gittikçe kırılma artar gençler. E hocam sizin bu anlattığınız şeyler sinyal yasasıyla çelişiyor. Kırmızıyı da maviyi de aynı açıyla gönderdiniz. İkisinin de gelme açısı alfa. Maviyi küçücük bir kırılma açısına sahip olarak göster Gördünüz. Kırmızıyı daha büyük bir kırılma açısına sahip olarak gösterdiniz. E bu sinel yasasına uymaz ki. Mantıklı bir soru. Yazalım. Kırmızı da mavi de hava ortamından geliyorlar. Havanın indisi çarpı gelme açısının sinüsü. Sinüs alfa diyelim. Eşittir. Su ortamına geçtik. Suyun indisi çarpı kırılma açısının sinüsü. Sinüs beta. Kırmızı da mavi de aynı hava ortamından geliyor. Bu sabit. İkisinin de gelme açısı aynı. Bu sabit. E siz kırmızının açısını büyük yaptınız hocam. Dolayısıyla sinüs beta büyük ama mavinin açısını küçük yaptınız. Dolayısıyla sinüs beta küçük. E şimdi kırmızı kırmızıyı düşünürsem başka bir su indisi çıkar. Maviyi düşünürsem başka bir su indisi çıkar. Suyun indisi bir tane değil miydi? 1.33 değil miydi? Yani evet size her şeyi tam olarak anlatmamış olabilirim. Renklerine göre ortamların indisleri farklıdır. Bunu en başta anlatamazdım çünkü çok detaylı olurdu. Ama şimdi artık bu bilgiyi verebilirim. Suyun indisi 1.33'tür dediğinizde aslında ortalama bir değer veriyorsunuz. Mavinin açısı küçük, sinüsü küçük. Mavi için daha büyük bir indis değeri var. Kırmızının kırılma açısı büyük, sinüsü büyük. O zaman indis daha küçük. Yani suyun kırmızı renk için daha küçük bir indis değeri var. Ama bunlar atla deve değil. Mesela kırmızı için indis değerimiz 1.32 gibi bir şey. Mavi için de 1.34 gibi bir şey. Yani öyle çok büyük bir fark değil. Küçücük farklar. O yüzden biz suyun indisi dediğimizde ortalama 1.33 demiş oluyoruz. Ama şimdi öğrendiniz. Her renk için aslında farklı indis var. Çünkü her renk farklı kırılır. Şimdi ben ince kenarlı mercek deneyimi kırmızı ışıkla yapmıştım. Şöyle geçip gitmişti. Bu ince kenarlı merceğin tam ortasından asal eksenimi çekmiştim. Şurası kırmızı renk için odak noktasıydı. Şimdi ben bu deneyi beyaz ışıkla yaparsam yani bütün renkleri barındıran ışıkla yaparsam beyaz ışığımı gönderdim. E hocam yine aynı noktadan geçiyor. Evet indis farkları çok küçük demiştim. Her renk için farklı ama çok küçük. Işığın devamını izlerseniz rotanın devamında renklerin ayrıştığını görebiliyorum. Hatta bunu daha net görmek için merceğimi biraz daha yaklaştırayım. Evet şu an daha net gözüküyor. Şöyle bir asal eksen çektiğimde odak noktası yaklaşık burasıdır. Bu renklerin indisleri o kadar birbirine yakın ki ayrışma yolun devamında belli oluyor. Geometri yetmiyor burada ayrışmalarına ama biz yine de her rengin farklı kırıldığını biliyoruz. Işığın orijinal rotası şöyle bir şeyken buradan çıkışta kırmızı en üstte kalmış, mor en altta kalmış. Çünkü kırmızı en az kırılmış, mor en çok kırılmış. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye renklerine ayrılıyoruz. Gökkuşağı renklerine ayrılıyoruz. Çünkü her renk farklı kırılıyor. Aa bu fark çok az oluyormuş. O zaman dikkate almayacağız demeyeceğiz tabii ki. Abartılı bir çizimle de olsa burada görüyorsunuz. Asal eksene paralel geliyor bütün renkler. Kırmızı asal ekseni burada kesmiş. Burası kırmızı için odak noktasıdır. Mor asal ekseni burada kesmiş. Mor renk için bu merceğin odak noktası Burasıdır. Mercek aynı mercek ama birden fazla odak noktası var. Çünkü odak noktasını belirleyen şeylerden biri de ışığın rengidir gençler. Renge göre odak değişir. Ve gelelim son kısmımıza günlük hayatla ilgili mesaj vereceğimiz kısımlara, kazanımlarda yine geçen kısımlara. Doğada mercek etkisi diye bir şey var. Cam şişeler, pet şişeler, cam kırıkları kesinlikle doğada bırakılmamalı. İki sene önce çok büyük yangınlar yaşadık. Küresel ısınmayla beraber bunlar da artacak ve bunların en büyük tetikleyicileri bu fotoğrafta gördükleriniz. Gelişi güzel attığınız Bu şişe parçalı parçaları birer mercek ve bir kısmı ince kenarlı mercek görevi görüyor. İnce kenarlı mercekler aynı bu fotoğrafta olduğu gibi güneşten gelen ışınları bir noktada toplar. Bakın burada bir şişe var. Güneşten gelen ışığı bir noktada toplamış. Oraya konulan kibritler alev almış. Aynı şey bu kuru otların üzerinde yapılırsa orada yangın çıkartıyor. Elimizde bir büyüteç var. Büyüteç bir ince kenarlı mercektir. Sonraki derslerimizde öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi güneşten gelen ışığı topluyor bir noktada. Odaklıyor. Odağa koyduğumuz bir tahta parçası tütmeye başlıyor. Çünkü orası şu an yanıyor. Sen bütün enerjiyi, bütün güneşten gelen enerjiyi bir noktaya topluyorsun. Dağılan enerjiyi tek bir noktada topladığında aynı basınç gibi etkisini arttırıyor. Oradaki o etki artışı toplanan bu enerji oranın sıcaklığını çok arttırıyor ve tahtayı tutuşturuyor. Sorularımızı çözelim ve dersimizi bitirelim. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış ince kenarlı mercek asal eksenine paralel gelen tek renkli ışığı şekildeki gibi kırıyor. Bakın tek renkli ışık ifadesine dikkat ettiniz değil mi? Renk değişirse odak değişir çünkü. Ben burada kırmızı bir ışık kullandığımı varsayıyorum. O renk için odak noktasıdır. Çünkü asal eksene paralel gelen ışın ince kenarlı mercek tarafından eğer karakter değiştirmemişse hava ortamında dediği için değiştirmediğini varsayıyorum. Hava ortamından daha az indi sadece boşluk oluyor. Burada boşluk ortamı, vakum ortamı yok. Ki bizim merceğimiz camdan yapılmış. Havanın indisi cam camdan küçük olduğu için ince kenarlı mercek görevini yapar yani ışığı toplar. Buna göre D mesafesini azaltmak için hangileri yapılabilir? Bu kısmı soruya ekleyelim. D'yi azaltacağız. Yani asal eksene paralel gelen ışınımız merceğe daha yakından bir yerden asal ekseni kesecek. Odak noktasını daha yakına getireceğiz. Odak uzaklığını azaltacağız. Mercekte kırıcılık indisi camdan daha büyük olan bir madde kullanmak. Şimdi hava ortamının indisine 1 dedim. Camın indisine 1,5 dedim. İndis farkı kırılmayı etkiler. İndis farkı artarsa kırılma artar. Işık rotasından daha daha çok sapar. Bu ışığın orijinal rotası şu. Dümdüz gidiyordu. Asal eksene paralel gidiyordu. Mercek onu kırdı. Eğer ben bu kırmızı gibi değil de siyah gibi gitmesini istiyorsam rotasından daha çok sapması gerekecektir. Bunu sağlayacak işlemi yapmam lazım. Daha çok kırılma için indis farkını arttırabiliriz. Camdan daha büyük bir malzeme kullansam. Mesela elmas kullansam. Bir buçuk indis değil de 2.4 indis olsaydı bu merceği yaptığım malzeme. E farkı arttırdım. Kırılma artar. Kırılma artacağı için bu arkadaşı yakalayabiliriz. Olur. Deneyi havadan daha büyük kırıcılık indisine sahip suda gerçekleştirmek. Dışarıyı komple su yapalım diyor. Bu merceği suyun içine sokalım, aynı deneyi orada gerçekleştirelim. Bakın aynı soru küresel aynalarda da vardı. Ortamın değişmesi, suya sokmak, çıkartmak hiçbir şey değiştirmiyordu. Odak noktası sadece erilik yarıçapına bağlıydı. Ama burada kırılma var, indisler önemli, işler değişir. Tekrar başa dönelim, yine cam olsun, elmas değil. Bu sefer dışarının indisi 1 olmayacak, suya soktuğumuz için 1.33 olacak. E eskiden 1'e 1.5'tu, şimdi 1.33'e 1.5 oldu. İndis farkı ne oldu? İndis farkı azaldı. O o zaman ne olacak? Kırılma azalacak. Kırılmanın azalması demek ne demek? Hasal eksene paralel gelen adam orijinal doğrultusuna yani düz doğrultuya daha yakın. Şöyle falan gidecek. Daha az kırılacak. E bu D'yi azaltmaz, D'yi arttırır. Bu olmaz. Işığın şiddetini arttırmak. Işık şiddeti optiğin en başında aydınlanmada konuştuğumuz bir kavramdı. Kaynaktan birim zamanda birim katı açı başına düşen ışık enerjisiydi. Yani sen buradan paralel olarak 100 birim ışın değil de 200 birim ışın göndereceksin. Gelen ışığın bu enerjisi toplam enerjisi artarsa daha çok kırılır mı? Şimdi burada çok büyük oltaya düşebilirsiniz. Dikkatli olmanız lazım. Hocam bence olur. Çünkü dediniz ki renkler farklı kırılır. Renklerin farkı neydi? Enerjilerin farklı olması. Çok enerjiye sahipse buradaki cam molekülleriyle çok etkileşir. Çok geç kalır. O yüzden daha da kestirmeden gider. Doğru bir mantık gibi duruyor ama doğru değil maalesef. Burada birim dediğim şey aslında bir tane ışık taneci olarak düşünülürse ki biz ona foton diyoruz. Mavi rengin enerjisi kırmızıdan büyüktür dediğimde kastettiğim şey bir tane mavi fotonun kırmızı fotondan büyük olmasıdır. Kırılmayı etkileyen o foton başına, bir tane ışık taneciği başına düşen enerjidir. Toplamı değil. Yine metrobüs örneğine benzetirsek, otobüsün geç kalmasına sebep olan şey durakta durması, yolcu indirmesi, bindirmesi. Mavi renk ışıkla kırmızı renk ışığı birbirinden ayıran şey durakta durma süreleri olarak düşünülebilir. Çünkü atıyorum kırmızı 10 tane yolcu indirip bindiriyordur. Mavi 50 tane yolcu indirip bindiriyordur. Mavi o yüzden geç kalıyordur. Şimdi farklı zamanlarda giden otobüsler olarak düşünürsek, 200 tane otobüs de 50 tane yolcu indirip bindirecek. 500 tane otobüs de 50 tane indirip bindirecek. Önemli olan otobüs sayısı değil. Durakta durma süresi. Yani burada kastettiğim enerji tek bir ışık taneci için geçerlidir. Toplamının bir önemi yoktur. Işık şiddetinin bir önemi yoktur. Ya da daha düz mantık anlatayım. Senin burada bir kırmızı lazerin var. Işığı gönderdin. Odaktan geçti. Şimdi kırmızı lazerinin pili bitiyor olsun. Bu böyle soluklaşsın. Mercekten kırıldıktan sonra başka bir yere mi gidecek? Yo yine aynı yere gidecek. Çünkü bu yine kırmızı. Rengi değişiyor mu pili bitiyor diye? Hayır hala kırmızı lazer. Ya, o zaman odak noktası da değişmez. O zaman ışığın şiddeti odak noktasını etkilemez. Dolayısıyla hangileri yapılabilir diyor? Yalnız bir yapılmalıdır. Thank you Kırıcılık indisleri NX ve NY olan kalın kenarlı ve ince kenarlı mercekler, kırıcılık indisi NZ olan bir ortama konulmuşlar. Merceklere gönderilen ışın şekildeki yolu izlediğine göre NX, NY, NZ arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi bakın bu kalın kenarlı mercek gibi gözüküyor, bu ince kenarlı mercek gibi gözüküyor. Asal eksene paralel gelen adamı asal eksenden bu yatay çizgiden uzağa göndermiş, yani dağıtmış. E, görevini yapmış kalın kenarlı mercek. Normal şartlar altında ışığı dağıtır. Bu ince kenarlı gibi duruyor. Ne yapar? Işığı toplar. Şimdi bu ışık şöyle geliyor. Orijinal rotası bu kesikli çizgi. Böyle çapraz gidiyor. Eğer bu ışığı orijinal rotasına yani bu kesikli çizgiye göre asal eksene yaklaştırsaydı, aşağıya doğru kırsaydı toplamış olurdu, görevini yapmış olurdu. Ama ne yapmış? Orijinal rotasından yukarıya kırmış. Asal eksenden, bu aşağıdaki asal eksenden daha uzağa göndermiş. Bu dağıtmadır. İnce kenarlı mercek görevini yapmamıştır. Toplamak yerine dağıtmıştır. Demek ki karakter değiştirmiş. Kalın kenarlı mercek, orijinal rotası bu. Bu ışığı orijinal rotaya göre asal eksene yaklaştırsaydı, yani böyle kırsaydı toplamış olurdu. Ama ne yapmış? Asal eksenden uzaklaştırmış. O zaman burası. Burası su ortamı, burası cam ortamı gibi düşünülebilir. Yani Z ortamının indisi küçüktür, X ortamının indisi yazılabilir. İdeal şartlar. Az indisli ortamdan çok indisli ortama ışığı göndermişiz. Bu ise tam tersini yapmış, ışığı dağıtmış. Aşağıdaki asal eksenden daha yukarılara göndermiş. O zaman mercek dediğin şey daha küçük indisli dışarıya göre. Yani dışarıya su dediysem buradaki bölge havayla doludur diyebilirim. Y ortamının indisi küçüktür, Z ortamının indisi yazabilir. Ki bu arkadaşın deneyini izlemiştik zaten az önce. Sorumun cevabını olur? X büyüktür Z, o da büyüktür Y. Evet bu soruyla beraber bu dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde özel ışınları ve görüntü bulmayı konuşacağız. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>